Evet. Lamineleri hazırladım. Tek tek efektlerini verdim. Ve işin mantığını size tekrar göstereyim. Open please. Şimdi geride olan diş vardı. Herhangi bir şekilde bu geride olan dişin üzeri pürüzlendirilmedi. Herhangi bir şekilde dişe zarar vermedik. Ancak hanımefendi modellik yapıyor. Modellik yapmasa da olur. Artık günümüzde herkes kendine bakıyor. İster model olun, ister ev hanımı olun, ister başka sektörde olun. Kendimize bakmamız lazım. Buradan beylere de sesleniyorum. Beylerin de kendine bakması lazım. Eskiden biz erkeğiz, biz kendimize bakmıyoruz diyorduk. Ancak beylerin de hanımlar kadar kendine bakması lazım. Hanımlar da karşısında artık bakımlı bey istiyor. Şimdi dişe zarar vermedik. Lamineleri hazırladım. Ve bu şekilde lamine gelip incecik bir tabaka. İnce bir tabaka. Gelip open please. Dişin üzerine açalım. Yapışacak. Dişin üzerine bu şekilde yapışıyor. Ve gördüğünüz gibi gayet doğal oluyor. Ondan sonra diğeri de gelip diğer dişin üzerine yapışacak. Böyle. Malzemeyi sertleştirmek lazım. Open please. Bu ışıkla sertleştiriyoruz. Işığı verirken malzemenin ne kadar ışık geçirgenliğine sahip olduğunu görüyoruz. İnsanların en çok korktuğu konu ne? Malzeme diş etinde belli olur mu? Bakın diş etiyle uyumu ne kadar hoş. Gerçek dişi nerede, lamine nerede belli değil. Bakın bu şekilde hiç belli bile değil. Sıra neye geldi? Sıra bonding işlemine geldi. Bonding ile bu kırığı tamir edeceğim. Turn around please. Ve farkındaysa şurada minik bir aralık var. O minik aralığı dolduracağım. Bonding dişe zarar vermeden yine yapılan bir yöntem. Kişinin dişinin arasında aralıklar olabilir. Bu her iki dişin arasında olabilir. Bazen çok görülüyor. Veya bütün dişlerin arasında olabilir. Bonding ile dişe zarar vermeden aralığı kapatmak mümkün. Şimdi Natalia Hanım'ın bondingleriyle devam ediyorum. İşlerimiz bitti ancak göstermedik hanımefendiye. O da kopya çekmeye çalışıyor. Sağda solda ayna var mı diye bakmaya çalışıyor. Yok. Bakın böyle baktığımızda diş etinden belli mi? Değil. İnsanların en büyük korktuğu ne? Diş etinden belli olacak mı? Diş eti çıkışı güzel olacak mı? Diş etinden hiçbir şekilde belli değil. Kırıklarımız kaldı mı? Kırıklarımız kalmadı. Çünkü onlara bonding yaptım. Uçlarına ilaveler yaptım. Bakın burada aralık vardı. Bu aralığı da kapattım. Böylece çok doğal bir gülüş oldu. Sanki bütün dişleri yapmış gibi oldu. Ancak ben bile yaptığım işi anlamıyorum. İnsanlar zaten anlamaz. Güzel bir gülüş oldu. Bakın aynı şekilde buradaki de çok doğal oldu. Böyle yapılan hassas çalışmalar kişiye senelerce hizmet veriyor. Hanımefendi de merak ediyordur şu an. Zaten konuştuğumuzu anlamıyor. Umarım beğenecektir. Okay, so this is your new smile. Oh my God. I can't believe. Yes, it looks beautiful. And it's fake. Yes, it looks like it's real. It is real. Diyor ki, gerçek gibi görünüyor. Diyor, hakikaten gerçek gibi. Ve bu malzemeler, özel malzemeler. Çok şık, çok güzel bir çalışma oldu. Amazing, okay. Thank you, it was nice to work with you. Çok yardımcı oldu bize. Gayet iyi geçti günümüz. Hiç nazı ni yazı, kalp pisi yoktu. Süper geçti. Okay, thank you. Take good care of it. Natalia Hanım'la güzel bir günü geride bıraktık. Bugün sırasıyla hem sağlığına kavuştuğunu gördük hem de nasıl güzel bir gülüşe kavuştuğunu gördük.
Bakın, gülüşün yüze etkisi. Önceki halini hep beraber görmüştük. Yine güzel gülüyordu hanımefendi. Ancak böyle düzgün dişler yoktu. En büyük güzelliği ne? Çok çok doğal olması. Dişe zarar vermemesi. Herhangi bir madde kaybı yapmadık, kesmedik, dişe zarar vermedik. Önceki dişte ufak tefek kırıklar vardı. Onları bondingle, renklerini ayarlayarak, karışımlarını yaparak, çünkü zor bir rengi vardı, kesici kenarını tamamladım. Ondan sonra lazerle diş etlerini tek tek dezenfekte ettik. Diş taşları temizlendi. Ofis tipi diş beyazlatma işlemi yapıldı. Bakın dişlerin rengi, kendi dişi doğal bir renk. Zaten doğal olan, güzel olan böyle bir çalışma oluyor. Ondan sonra okuyucuyla okuttuk ve bilgisayar destekli yöntemle lamineleri dizayn ettik. Lamine adı üzerinde bir şeyin üzerine yapışan, önünü kaplayan demek. Bu şekilde önünü kapladı ve biraz da uzattım. Çünkü dişlerin güzelliğini sağlamak için öyle bir çalışma yaptık. Bilgisayar destekli lamineleri de dişin üzerine yapıştırdık. Bu işlemler sırasında hiç anestezi yapılmadı, uyuşturulmadı dahi. Çünkü zaten diş etine girmiyordum. Son sonuç böyle oldu. Görüyorsunuz hanımefendinin gözündeki mutluluk resme yansımış. Ne kadar güzel gülüyor, ne kadar rahat gülüyor. Umarım bu yapılan çalışma kendisine şans getirir. Zaten meslek hayatında ihtiyacı vardı buna. Rahat modellik yapamıyorum, rahat gülemiyorum diyordu. Çünkü foto modellik yaparken yüzü çok yakından çekiyorlar. Artık rahat gülecek, rahat resim çektirecek. Kendisine şans getirecek. Sizin de böyle bir uygulamaya ihtiyacınız varsa gülüş tasarımı olabilir. Burada iki dişle lamine yaptık ancak bütün dişlere yapılabilir. Önki diş biraz uzatılıp ön plana alınabilir. Ve kişi doğal ve güzel bir gülüşe kavuşabilir. Bu işlem için diş hekimimize başvurup çare arayın. İster bu şekilde bir günde veya kapsamlı bir gülüş tasarımıysa birkaç günde kişi özlediği gülüşe kavuşabilir. Porselen lamineleri insanlar merak ediyor. Bugün hem uygulama olarak gösteriyor size hem de işin genel mantığından bahsetmek istiyorum. Öncelikle lamineler kişinin gülüşünden memnun olmadığı durumlarda kullanılır. Dişin çarpışıklık olduğu durumlarda, üst üste binmiş olduğu durumlarda, dişlerde aralık varsa kullanılır. Veya dişleri uzatmak istiyoruz. Zamanla dişlerimiz kısaldı veya biz zaten genciz ama dişlerimiz içeri bakıyor. Gülerken bizim dişlerimiz görünmüyor. Olduğumuzdan yaşlı görünüyorsa lamine yaptırabiliriz kendimize. Lamine de ya dişin ön yüzüne hafif pürüzlendiriliyor veya diş bu vakadaki gibi eğer içeri bakıyorsa zaten pürüzlendirme yapmadan dişin ölçüsü alınıyor. Bilgisayar destekli ölçüyle ölçü alındığı zaman kişinin üzerine yapılan lamine çok uyumlu oluyor. İnsanların en büyük merak ettiği konu şu: benim diş etim morarma yapacak mı? Lamine de yapsan, kaplama da yapsan, eğer güzel uyumlu bir diş yapılırsa, özel bir malzeme kullanılırsa bu diş etinde herhangi bir reaksiyona sebebiyet vermez. Eğer diş etlerimiz morsa, diş etlerimiz kırmızıysa, kanıyorsa sizin tedaviye ihtiyacınız var anlamına gelir. Acilen eski yapılmış restorasyonlardan söküp yeni güzelliği yapmak lazım. Lamine ile gülüş tasarımı birkaç dişte bir günde olabiliyor. Eğer birden fazla diş yapacaksak da bu birkaç günde hekimi ziyaret ederek, her aşamaya beraber karar vererek yapılabilir. Kişi gülüşün nasıl olacağını ara seanslarda görüyor. Ağzın içinde görüyor, yaşıyor. Uzatmalar, kısaltmalar ağız içinde yapılıyor. Provalar ağız içinde yapılıyor ve bitiriliyor. Bazı tekniklerde bilgisayarda böyle gösterilebilir. Ancak bilgisayarda gösterilen gülüş kişinin istediğini yansıtmaz. Önemli olan ağızda yaşayarak, gülüşünü test sürüşü yaparak görmek lazım. Bu işlemler can yakmayan işlemlerdir ve ömrü aşağı yukarı 10 sene sürer. Eğer dişlerimiz yıprandıysa sizi birkaç yaş daha genç gösterecek. Eğer zaten gençsek bizi daha hoş, daha çekici gösterecek. Daha hoş, daha çekici diyorum. Beyler de kendine dikkat etmeli. Beyler de gerekirse lamine yaptırmalı. Gülüş tasarımı hem hanımların hem de beylerin tercih ettiği bir yöntem haline geldi. Eskiden hanımlar çok yaptırıyorken günümüzde beyler de yaptırıyor. Çünkü bizlerin de kendimize bakması lazım. Hem kendimize saygımızı artması için hem de karşımızdaki insanların bize olan
sevgisini, saygısını atması için. Yani buradan beylere sesleniyorum. Lütfen bizler de kendimize bakalım.